mesai arkadaşlarım, basın mensubu arkadaşlarım, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Geç kaldığım için özür diliyorum. Aslında geç kalmadım da, önemli bir telefon uzun sürdü burada, dışarıda. Yoksa vaktinde gelmiştim. Ondan sebeple özür diliyoruz, elimizde olmayan bir sebepte. Üzerinize afiyet, üzerinize bir dua. Zeytinburnu Kent Konseyimizin genel kurulunu birlikte icra edeceğiz. Önce divanı oluşturacağız. Genel sekreterimiz burada. Sema Nur Hanım burada. Bir de bizim Taha olabilir. Oluştu. Diğer derneklerde olduğu gibi ben divanın bu şekliyle kabulünüzü oylarınıza sunayım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok çok teşekkür ediyorum. İkinci maddemiz saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Üçüncü gündem maddemiz protokol konuşmaları. Bu bağlamda Sayın Kaymakamımız kürsüye davet edeceğiz. Onun dışında protokol konuşmalarının ardından bir sunum yapılacak. Yürütme kurulu çalışmaları ile ilgili yine engelliler ve kadın meclisinin çalışmaları ile ilgili sunumlar yapılacak. Dördüncü gündem maddemiz başkanlık seçimi, kent konseyi başkanlık seçimi yapılacak. Beşinci gündem maddemiz yürütme kurulu üyeleri seçilecek. Kapanıştan önceki kuruluşunda katkısı olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu topraklar değerlerimiz için şehit olmuş bütün şehitlerimiz için sizleri saygı duruşuna, akabinde de İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Doğrusu doğrudur. Burada birebir teke tek yapılan siyaset, burada birebir yapılan çalışmalar, işte demokrasinin beşiği oluyor. Demokrasi burada gelişiyor. Yoksa yüksek meclislerde, işte Avrupa Birliği'nde şurada burada siyaset yapmak, orada fikir üretmek daha kolay. İşin zor olanı burada, aş burada pişiyor. Dolayısıyla sizleri kutluyorum bu kent polisini verdiğiniz destek açısından. Ve demokrasimize de yapmış olduğumuz katkı açısından. Bir hususa değinmek istiyorum. Hazır yönetimden bahsetmişken, yine yönetimin asıl başladığı ve bittiği yerlerden bir tanesi de ev yönetimleri, site yönetimi, apartman yönetimi.
Efendim burada birçok CİBER'e, BİMER'e, kaymakamlığa, belediyeye şikayetler geliyor. Müracaatlar var. Bunlar bakıyorsun özü nedir de genellikle komşu hukukundan kaynaklanan konular var. İşte üst komşum şöyle yapıyor şeklinde. Alttaki dükkan bunu yapıyor şeklinde. Bir takım böyle bir apartmandaki olan olaylar genellikle gidiyor. Ve bu konuda çok idarenin yetkisi var mı? Yok. Suç yoksa yetki yok. Şimdi şöyle, bir tane yurttaşımız mesela yazmış. 20-30 tane artık ismini de ezberlemiştim her yere. Konuşuyor, alttaki bir dükkanı kiraya vermişler bir göçmen yurttaşa. Kebap yapıyor. Apartmanın boşluğuna da şey vermiş. Nedir o? Boruyu oraya bağlamış. İşte evde oturamıyoruz, her taraf falan diyor. Tabii koku ve şey var. En son vatandaş bir vesileyle gelmişti. Dedim ki burada Cumhurbaşkanı'na yazdın, Başbakan'a yazdın, çevre. Bir suç gözükmüyor ki burada. Yani başkası için. Burada esas olan bir komşuluk hukukunda bir sıkıntı var. Buranın dükkanı sahibi kim? Biliyor musun, tanıyor musun? Dedi tanıyorum. Kim? Ahmet abi. Ahmet abi nasıl bir insan? Şeker gibi bir insan. Süper iyi bir insan Ahmet abi. Peki Ahmet abi daha önce bu dükkanı ne olarak kullanıyordu? Bu dükkan kırtasiyeciydi. 1700 lira maaş, 1700 lira kira alıyordu. Sonra bir ecnebiye verdi. Kebapçı yaptı. 6500 lira alıyor şimdi Ahmet abi. Şeker Ahmet abi 6500 lira alıyor. Peki bunun borusu yok, şeyi yok. Yani ne yaptı? Verdiler, oradan verdi. Dedim ki bakın burada mülk üzerinde oynanma olmuş değil mi? Bir imar işlemi geçirmiş. Duvar delinmiş. Ortak kullanım alanına boru verilmiş. Bundan kim mesul? Tabii ki hane sahibi. Yani mülkiyet sahibi. Kısacası değerli dostlar, medeni dünyada yaşamanın, apartman hayatında yaşamanın, site hayatında yaşamanın bir tane yolu var. Kat mülkiyeti kanunu. Yani bu çıkartılmış, sizin sunumunuza konulmuş. Evet, öncelikle apartman yönetimleri oluşturulacak, site yönetimleri oluşturulacak her neyse ve onlar da etkin bir biçimde bu komşuluk hukukunu düzenleyecek. Yoksa başkalarının gidip de oraya bir şey yapma şansı yok ki. Geçen bir tanesi yazıyor. 3 milyon liraya diyor bir ev aldım bir sitede. Çok güzel ama diyor işte havuzuyla ilgili sıkıntıları var. Ya bunu Cumhurbaşkanlığı, bilmem Çevre Müdürlüğü'nün, Çevre Bakanlığı'nın yapacağı bir iş değil ki bu. Orada bir site yönetimi var. Yani öncelikle yurttaşımızın orada yapması gerekiyor. Çünkü bu kat mülkiyetinin yetkisi hiç kimsede yok. Yani o kadar ki eğer rahatsız ediyorsa bu komşularını iki kez uyardan sonra biliyorsunuz satışa kadar götürebiliyor adamın mülkünü. Bu kadar yetkisi var bu kat mülkiyeti kanunu. Ama bakın hiç kimsenin yetkisi yok onun dışında. Herhangi bir şekilde kiralamış veya ikametini almış bir insana öteki burayı boşalt, tahliye et. Hiç kimsenin yetkisi yok. Ama bir kişinin yetkisi var. Site yönetiminin ya da apartman yönetiminin var. İki kez uyarır, üçüncü de çıkarır. Atar, mülkiyetten satar. Mülkiyet dahi satma yetkisi var. Bu hiç kimsede yok. Efendim tekrar toparlıyorum. Günümüzde kalabalık hanelerde yaşıyoruz, kalabalık yerlerde yaşıyoruz. Bunu tanzim eden kanunları uygulamak durumundayız. Yoksa başkalarının müdahalesi, ben kötü olmayayım, Şeker abiyi kızdırmayın. Yani Şeker abiyi kızdırmazsa Şeker abi devam eder. Başka işler yapar. Yani kızacak. Komşuluk hukuk bunu gerektiriyor. Dur diyeceğiz. Ben yazayım, CİMER'e gelsinler. Gelin bir suç görünmüyor ki orada. Adam çalmamış, hırsızlık yapmamış, yol kesmemiş. Boru geçirmiş. Boru da seni rahatsız ediyorsa sen bir apartman yönetimi var işte bu noktada yapılacak. Kısacası daha da demokrasiyi rafine hale getireceksek ev yönetimlerinde, site yönetimlerinde, apartman yönetimlerinde bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Sizin bu çabanız da bu manada çok güzel, devam edebilir bir çaba. Ben devamını diliyorum. Burada Sayın Başkan'a, Divan'a ve siz katılımcılara teşekkür ediyorum. Sunumdan sonra ben herhalde çıkacağım Milli Eğitim Müdürümüze. Size kolaylıklar gelsin diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sayın Kaymakam, Sayın Başkanım,
çok değerli genel kurulu üyelerimiz, sevgili misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Evvela, 3 gün evvel yaşadığımız menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimizin tümüne rahmet diliyorum. Tüm Türk milletine başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Bugünler birlik, beraberlik, bütünlük günleri. Şimdi sunum yaparken de inanın insanın aklı gene bir başka yerde kalıyor. Bu bizim sunumumuza da yansıyabilir. Duygusal olarak hepimiz büyük bir çöküş ve üzüntü içindeyiz. Ama çökmediğimizi de dimdik ayakta olduğumuzda herkese göstermenin lazım olduğu günlerdir. Onun için izninizle sunumuma başlıyorum. 28 Mayıs 2014 günü yapılan seçimde Kent Konseyi Başkanımızı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerimizi sizlerin çok değerli oylarıyla belirlemiştik. O gün Yürütme Kurulumuz Kent Konseyi Başkanımızın koordinasyonunda çalışmalarına başladı. Geçen süre içerisinde 2 Kent Konseyi Genel Kurulu toplantısı yaptık. 23 Yürütme Kurulu toplantısı yaptık. 48 çalışma grubu toplantımız oldu. Ayrıca meclislerimiz kendi bünyelerinde özgür bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Evet, tabii biz buraya bakarken orayı atladık, siz göremediniz, şimdi gördünüz benim sunduğum slide'ı. Yürütme kurulumuzun desteğiyle çalışma kurulumuz tarafından hazırlanan Geleceğin Güvenle projesi Zeytinburnu Kaymakamlığı, Zeytinburnu Belediyesi ortaklığında uygulamaya konuldu. Projeyle risk altında bulunan çocukların suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korunması amaçlandı. Proje kapsamında 4 odak grup toplantısı, 11 okul ziyareti, 236 aile evinde ziyaret edildi. 109 rehber öğretmenine bu konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. 336 sınıf branş öğretmenine seminer verildi. 68 okul yöneticisine bilgilendirme semineri verildi. 68 çocuk şube personeline bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Hepsi ayrı ayrı yapıldığı için paragraf olarak ayrı ayrı yaptık. Burada alt tarafta toplantıya katılıp eğitim alan öğretmenlerimizi, bu üst tarafta sağda ve solda bu eğitimden faydalanan, projeden faydalanan çocuklarımızın çalışma durumundaki resimlerini görüyoruz. Geleceğin Güvenle projesinde uygulamayı tamamladık ve 14-15 Nisan 2016 tarihli Uluslararası Kent Konseyleri ve Kentler Kongresi'nde UNSC MEVA tarafından özel ödüle layık görüldük. Burada da ödül almamızdan bir enstantane gözüküyor. Bilim ve Yaşam Merkezi projemizi de hazırladık. Yürütme kurulumuzun desteğiyle ZEYKOM tarafından, yani bizim Kent Konseyi ofisimizdeki arkadaşlarımız tarafından yazılımı gerçekleştirilen ve İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan NİVE desteği kazanan Zeytinburnu Bilim ve Yaşam Merkezi projesi, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ortaklığında 1 Ocak 2017 tarihinde uygulamaya başlanacak. Bu hak edildi. Her şey tamamlandı. 1 Ocak 2017'de başlayacak projenin uygulaması. Zeytinburnu ilçesinde yaşayan ve üstün yetenekli olduğu belirlenen çocuklara özel eğitim programı sağlayacak proje. Ayrıca ilgi alanında çalışan rehber ve sınıf öğretmenlerine özel eğitimler verilecek ve ailelere danışmanlık sağlanarak çocuklara iletişimi güçlendirilecektir. Bu proje faaliyetleri kapsamında Zeytinburnu Yaşam ve Bilim ve Yaşam Merkezi'nin kurulması amaçlanıyor. 300 sınıf öğretmenine bilgilendirilmesi, 50 psikolog ve rehber öğretmene KES eğitimi verilmesi, özel yetenekli çocukların belirlenmesi, merkezde eğitimlerin verilmesi, burada bir sürü atölye çalışmaları var. Bunları tek tek saymıyorum. Aile rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor. Ayrıca geçtiğimiz ay, Ekim ayının 27-28'inde, geçtiğimiz aydan da önce oldu, şimdi aralığa geldik. UNSCMEVA Genel Yönetim Komitesi Başkanı olan Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'ın önerisiyle şeffaflık ve yönetim konusunda Türkiye'deki tüm kent konseylerinin dahil edildiği ve yerel yönetim ve kent konseyleri çalıştayı adını verdiğimiz bir çalıştayı hep birlikte icra ettik. Çalıştay'ı Türkiye'nin her bölgesinden 83 farklı kent konseyinin, ki bu kendi dalında rekordur. Bugüne kadar bu kadar fazla sayıda kent konseyini bir araya getiren bir başka oluşum olmadı Türkiye'de.
152 temsilcisiyle ki bu da iki katından fazla rekor gene benzer toplantılar için. Sivil toplum ve kamu kuruluşları temsilcilerle birlikte bunlar denkumundan katılanlar 400'e ulaşan bir sayıyla bu programımızı icra ettik. Kent konseyleri temsilcilerinin katılımıyla altı gruba ayrılarak kent konseyleriyle genel yönetimin ilişkilerini enine boyuna tartıştık, değerlendirdik. Ayrıca bu toplantıyı fırsat bilerek UNCG MEVA'nın temsilcileri 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri konulu çok önemli. Türkiye için gerçekten çok bundan sonraki gündemde çok yer işgal edilecek bir projenin tanıtımını yaptılar. Bu konuda kent konseylerinin öncü rol oynamalarını talep ettiler ki biz bu projeyle ilgili bundan sonraki günlerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalıştay sonunda bir rapor hazırladık. Bu rapora evvela bütün kent konseylerine katılmış olsun olmasın göndereceğiz. Ayrıca bakanlıklardan ve üniversitelerden konuyla ilgili çalışma yapan birimler bizim raporlarımızı istediler. Kendileri yapacakları çalışmada örnek olsun diye. Evet, burada salondan bir kare toplantı. Alt tarafta da çalışmada, çalışma gruplarından birinin çalışmasından bir kesit. Devamında UNCG MEVA'nın 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili yaptığı sunum. Ve en sonunda toplantının sonunda biliyorsunuz her zaman çok fazla sayıda insan kalmıyor. 400 kişiyle başlıyoruz, 100 kişiyle bitiriyoruz sonuna doğru. İşte kalan arkadaşların birlikte verdiği, belediye başkanımızla birlikte verdikleri ortak bir karar. Depreme karşı halk hızı bilinçlendirmek ve görevli tüm birimlerin ortak hareket etme kabiliyetlerini geliştirmek, güçlendirmek gayesiyle 30 Mayıs 2012 tarihinde deprem tatbikatı yapmıştık. Bu deprem tatbikatımız haber kanallarının tamamında canlı, diğer kanallarında akşam haber bültenlerinde geniş olarak yer almıştı. Yazılı medyada buna sayfalarında önemli ölçüde yer vermişti ve büyük beğeni kazanmıştı. Şimdi teknik başkan yardımcımızın da önerisiyle Zeytinburnu Kent Konseyi, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı ortaklığında aynı çalışmanın bir benzerini daha gelişmiş teknolojik imkanlarla birlikte önümüzdeki süreçte inşallah icra etmiş olacağız. O 30 Mayıs 2012'de yaptığımız depremden Kaz Çekme'de Sahra Çadırı'nın önünden o zaman çadırı da kurmuştuk. Helikopterde aslan ekti ve Hava İlkokulu'ndan öğrencinin kurtarılması. Bunlar televizyonlardan da canlı olarak yayınlanmıştı. Birer kare olarak sizlere sunmuş olduk. Engelliler Meclisimiz kendi bünyesinde gerçekten can siparişine çalışıyorlar. Evvela onları tebrik ediyorum. Biraz sonra çok kısa bir dakikalık bir sunumları var. Onu sadece Sevki Engel Tanımaz adı altında liselilerle tanışmak, onlarla ortak proje yapmak için bir proje hazırladılar. Yaklaşık 2000 öğrenciye ulaştılar kısa sürede. Proje kapsamında Çanakkale Asos'ta gezi ve eğitim kampı düzenlediler. İşte biraz önce söylemiştim, Sevgi Engel Tanımaz projesini biraz sonra sunacaklar. Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerimizle dönem boyu çalışmalarını sürdürdüler. Onların da sizlere biraz sonra bir sunumu var. Ayrıca diğer meclislerimizin çalışmaları da bugün fazla yer tutmasın diye bundan sonraki genel kurullarda sizler için video halinde sunuma hazırlayacağız ve bilginize sunacağız. Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarım ve Kent Konseyi Başkanım adına hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Divan çok kıymetli.
protokolcülerin ve sevgili katılımcılar, öncelikle bana burada konuşma hakkı tanıyan belediye başkanımıza ve kent konseyine çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu terör saldırısını üzüntüyle anlıyoruz. Esefle kınıyoruz. Bu az önce izlediğimiz video geçen genel kurulda yaptığımız, sizlerin önerisiyle yaptığımız lise buluşmaları projesi kapsamında yapıldı. Gittiğimiz okullarda engellileri anlattık. Şöyle bir geri dönüş aldık. Dediler ki, ya madem bu hayatta engelliler var, biz de onların hayatını kolaylaştırmak için bizler de çalışma yapmak istiyoruz dedi. Genç liseli kardeşlerimiz ve lise buluşmalar projesinin ikinci bir ayağı olarak yaklaşık 6-7 tane lisede en az 15 kişiyle oluşan ekipler kurduk. Bu videonun mimarı da İstanbul'daki Anadolu Üniversitesi temsilcilerimizdi. Kendileri de aramızda. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ve sözü fazla uzatmadan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alkışların en güçlüsünü alan Taha kardeşimize, Zeytinburnu Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şimdi de kadın meclisimizin, Kent Konseyi Kadın Meclisimizin hazırlamış olduğu videoyu beraber izleyeceğiz. Devam ediyoruz. Her hafta yürütme kurulu ve her ay yönetim kurulu üyelerimiz ile bir araya gelerek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İşte tüm bu çalışma gruplarımızın büyük bir özveriyle yaptıkları faaliyetlerden bazıları. Çalışmalarını anlatmak için ilçe protokolüne ziyaretler gerçekleştirdik. Her ziyaretimizde de kıymetli yetkililerimizin teveccühünü ve tam destek sözünü aldık.